Ankara Altındağ'da yaşayan Akgün ailesinin başı hırsızlarla tam anlamıyla dertte. Tarihsiz çiftin evini 7 kez soyan hırsızlar son gelişlerinde şofbeni bile götürdüler. Akgün çifti artık evlerinde duramaz olunca çareyi taşınmakta buldu. Yedi defa girdiler. Bütün kapı kocaya götürdüler. Ta biz kadar götürüp bu kadar hızlı olmaz ki ya. Ne çay bıraktılar ne de çaydanlık. Gidip gidip geldiler. İşe yarar ne varsa alıp götürdüler. Hırsıza kilit dayanmadı. Aynı evi yedi kez soydu. Ya canım güvenlemiyor, hanımım eve gelmiyor. Ben gidiyorum pazarda bir maydanoz satıyorum, 10 lira kazanıyorum. Ya ben evde mi duruyorum, hanımımı bekleyeyim. Ankara Altındağ'da yaşayan Akgün ailesine hırsızlar yaklaşık bir sene önce dadandı. Ve belli aralıklarla bu eve gelmeye başladılar. Son gelişlerinde ise işi iyice abarttılar ve musluk başlarını bile götürdüler. Bununla da yetinmediler. İşte burada duran şofbeni de çaldılar. Banyo yapamıyoruz gidiyoruz vallahi banyo yapamıyoruz efendim yapamıyoruz buyurun. Akgün çifti her hırsızlık sonrası yeni bir önlem alsa da Hırsızları durdurmayı başaramadı. Demirler kırıyorlardı, kırıncık bu sebep buradan giriyor. ne? dahtaları çaktım. Evet. Halılar, masa, sandalye takımları, elektrik süpürgesi, toz makinesi. Hırsızlar gözlerine çarpan ne varsa bu evin içinden alıp götürdü. Bu dolabın içinde de Raziye Hanım'ın yemek takımları vardı ve o çeyiz annesinden kalmıştı. Hırsızlar Raziye Hanım'ın çeyizini de çaldı. Kapımız, kazamız vardı, bakırlarımız vardı. Hepsini aldı yani. Acaba ne zaman geri gelecekler diye soru sormaktan Akgün çifti başlarını yastığa rahat koyamaz oldular. Gündüzleri vakitlerini evlerinde geçiriyorlar ama akşam olduğu zaman uyumaya akrabalarının yanına gidiyorlar. Dolaptaki yağları, çaylarımızı, İnanın buna ya bu kadar olmaz abi ya. Talihsiz aile bir yılda yaklaşık 20 bin liralık zarara uğradı. Gecelerini başka yerde geçiren çift çareyi artık tamamen taşınmakta buldu. Sanat edinmiş bunlar artık bunlar efendim. Can güven içeri giremiyorum. Gece yatamıyorum efendim. Akgün çiftinin tek dileği en azından taşınana kadar yeni bir hırsızlık şoku yaşamamak.